Merhaba, Sektörel Haber Merkezi izleyici. Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdiki durağımız olan başkentimiz Ankara'mızdan sesleniyoruz. Ankara'da sunmuş olduğu lezzetlerle isminden söz ettiren bir firmaya, yani şefimiz Kafe Patisserie'ye konuk olduk ve yanımızda yılların tecrübesi şefimiz Özkan Bey bulunmakta. Merhabalar Özkan Bey. Merhabalar. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Biz ilk önce şefimizi tanımak isteriz. Özkan Bey kimdir ve kaç yıldan beri bu sektörde hizmet etmektedir? Özkan Bey 1992 yılından itibaren pastacılık sektöründe çeşitli alanlarda çalışmış, iyi bir şef olmaya çalışan ustadır. Evet, yani 1992'den beri bu sektörde başarılı bir isimdir. İşin aslında kesinlikle Özkan Kaya. Evet. Peki, firmamız kaç yılında kuruldu ve burada verilen hizmet tam olarak nelerdir? Firmamız 1,5 yıl oldu. Yani 2012 yılının Temmuz ayında kuruldu. Buradaki verdiğimiz hizmet ise kafe patiseri anlamında international mutfak diyelim, evet, biz ona. Yani dünya ve Türkiye üzerindeki tatlı, pasta, gerekiyorsa hamur işi ne varsa hepsinin talebe göre üretilen bir butik, bir yer. Evet, yani international olarak da talep ettikleri bütün ürünlere burada kavuşabiliyorlar. Kesinlikle. Çünkü şefimiz bu konuda çok fazlasıyla tecrübeli. Evet. Peki, şefimizin vazgeçilmez lezzetleri mutlaka mümkündür. Size özgü lezzetler nelerdir? Buraya gelen misafirlerimizin vazgeçemediği tatlar. Evet, bize özgü. Burada sayamadığımız bir sürü şey var ama en başta şöyle elmalı turtamız var. Bize özel ki yemeyen bilemez onu. Evet, tadına görseli bile zaten bilemez. Standart bir elmalı turta farklı, değil, farklı bir şekilde hazırlanmış. Farklı bir ürün. Onun gibi aşağıda tezgahımızda duran özel, bize özel makarnalar yine farklı lezzetlerde, farklı renklerde. Evet. Pastamız zaten ayrı bir olay. Yaş pasta ama, klasik bir yaş pasta belki ama ki şef severek yapıyor. Evet. Ve onun sevgisi içinde zaten belli oluyor. Zaten işin aslında oradadır. Kesinlikle. Tadın lezzeti, kalitesi zaten orada piyasaya çıkıyor. Evet. Severek yapıldığı için onun tadı ayrı. Evet. Ve az önce de gördüğümüz kadarıyla çekimini de yaptık. 5 dakikada hazırladınız pastayı. Bizim hizmetimiz o zaten. Bu büyük bir başarı. Gerçek 1992'den beri sektördesiniz. Sanırım bunun tecrübesi ve pratikliğiyle 5 dakikada pastamızı hazırlayabiliyorsunuz. Evet, evet, hazırlıyoruz. Yani buraya giren insanlar sen talep ettiği sürece taze ürünleri anında kavuşabiliyorlar. Bu pasta hizmetimiz zaten express pasta anlamında bizim işletmemizin vermiş olduğu en iyi hizmetlerden biri. Evet. Çünkü müşterilerimiz akşam saatinde özellikle talep ettiğinde biz geldik, onlar bir çay içerken biz o pastayı 5-6 dakika içerisinde hazırlayıp sunabiliyoruz. Evet. Bizim farkımız bunlarla sınırlı değil ama yüzlerce özelliğimiz var. Hı. Ki şefin kendisinin bu üretimi bizzat yapması bunları destekliyor. Aksi evet, takdirde 5 dakikada pasta hemen hemen hiçbir üretimhanede olmayacak ki özellikle olmaz, akşam saatinde olmayacak bir hizmet. Biz bu olayı aştık. Ankaralılara bu konuda elimizden geldiği kadar destek vermek istiyoruz açıkçası. Akşam saatinde pasta siparişi verip almayı, evet, elimizden geldiği kadar bu konuda destek vermeye çalışıyoruz. Bizi bilen, tanıyan herkes bu konuda zaten talep ediyor. İnşallah darısı bütün Ankaralılara diyoruz. Evet. Yani buraya gelen misafiriniz 5 dakikalık bir çay ve güzel sohbet eşliğinde pastasına kavuşabiliyor. Kesinlikle. İstediği boy, istediği çeşitte. Evet. Diğer lezzetimize ufak değinmek istiyorum. Lütfen. Bu önümüzde duran özel bir koku stardır. Farklı lezzetlerde, farklı çikolata tadında, farklı süslemelerde bize özeldir. Tadını tatmanız lazım. Herkesin bu tadı bir seferde olsa bir tatması lazım. Limon, evet, seven limonlu, çilek seven çilekli, çikolata seven çikolatalı, kahve seven kahveli. Yani bunun çeşidi sırası yok zaten. Sınırlama yok, sınırlama anladığım kadarıyla hayal gücüne kadar kesinlikle ulaşabiliyor. Kesinlikle. Şefin hayal gücü ne kadarsa o kadar uzayabiliyor. Lezzetle o kadar çok ulaşıyor bize. Peki biraz da mekandan bahsedelim. Mekanımız kaç metrekare alan içerisinde yer alıyor ve tek seferde kaç misafirimizi ağırlayabiliyorsunuz? Mekanımız 250 metrekare alana sahip. Üretimhane, satış tezgahları, ön bahçe ve üst salon olmak üzere toplamda 4 birimde. Evet. Toplamda bir seferde 150 kişiye aynı anda servis edebiliyoruz. Evet, bu geniş mekan ve 150 metrekare diyorsunuz. Evet. Bunun için çalışan uzman kadromuz kesinlikle çok önemli. Kesinlikle. Kaç kişilik kadromuz mevcut? Şef başlarında olmak üzere toplam biz şu an 10 profesyonel arkadaşla çalışıyoruz. Hı hı. Yetersiz olduğunda profesyonel arkadaşlarımızdan destek alıyoruz.
Evet, yani buraya gelen misafirlerimiz için hizmette sınır yok. Kesinlikle yok. Hızlı bir şekilde servisini alıp tüketebiliyorlar. Kesinlikle. Kına, doğum günü vesaire, özel toplantılar, özel yemekler, evet, hepsine burada Özkan Şef her türlü desteği sağlar. Karşılayabilmektedir. Evet. Peki, biraz da şunu sormak istiyorum. Ankara'da sonuç olarak birçok pastane, kafe, patisserie benzeri sektörünüz var. Siz onlardan ayıran özelliğiniz nedir? Niye sizi tercih etmeliler? Şef birebir hizmet ediyor çünkü. Şef birebir üretiyor, birebir sunuyor. Hı hı. Bizim özelliğimiz o. Evet. İçeride herhangi bir ustanın yaptığıyla birebir sunmuyor. Şef kendi misafirler için geçiyor, kendisi yapıyor. Kendi lezzetini veriyor ki zaten o pastasını yiyen bir daha o pastadan vazgeçemiyor. Evet. Bizim özelliğimiz o. Yani tazelikten, kaliteden ve güvenden endişe duymak istemiyorlarsa tercih edecekleri nokta tabii ki şefimiz kafe patisseri bu durumda. Evet. Peki ileri yönelik hedef ve projenizi de merak etmekteyiz. İleride var mı yeni gelişmeler, yeni sürprizler? İleride çok şubeleşme taraftarı değiliz açıkçası. Çünkü şubeleştikçe benim oralara paylaşma ihtimalim yok. Benden bir tane var. Şefimiz olduğu yerde belki mekan değiştirebilir, belki yer değiştirebilir ama şu an bulunduğu yerde devam etme yolunda. Evet. Hızla ilerliyor. Yani şubeleşmeyi düşünmüyoruz kısacası. Yok, çünkü yok. Kalitenin düşeceğine endişe ederiz bu durumda. Kesinlikle takibi zor olur. Siz birebir ilgilenmeyi seviyorsunuz buraya gelen müşterilerimizle. Oradaki müşterimle ilgilenemeyebilirim. Göremem çünkü ben buradayım. Kesinlikle. O yüzden şubeleşme... O sıcaklığı kaybetmemek zorunda diyorsunuz. Şubeleşmeye karşıyız. Evet. Peki son olarak buradan izleyeceğimize ve sizleri tercih edenlere de neler söylemek istersiniz? Şefimizi bekleriz. Şefimizle tanışmak için ve ürünlerinden tatmak için. Çok uzakta değiliz. Evet, bu kadar diyorsunuz. Kısa ve öz, net, çünkü zaten geldikleri zaman aradaki farkı çözeceklerdir ve vazgeçebilecekleri bir nokta haline dönüşecektir, evet, diye düşünüyorum. Peki, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızla bir ömür boyu daim olsun temenni ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyici Ankara'da şefimiz Kafe Patisserie'den seslendik. Özkan Bey bilgilendirdi bizi. Şimdi söz merkez stüdyolarında.